selam. Ben Beste. Bugün sebze hamurlu pizza yapacağız. Alt tabanında brokoli ve tam tahıl un kullanacağız. Bu ikisini beraber karıştırdığımız zaman brokoliyi sevmeyen çocuklar bile hiç fark etmeden o pizzayı yiyecekler. Üzerinde de enginar kullanacağım. Domatesimiz, yumurtamız, nanemiz, sarımsağımız var. Üzerine de istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Az haşladığımız brokolimizi blenderdan geçireceğim. Daha sonra da iyice suyunu süzeceğim. Brokoliyi çok sevmesek de brassica sebzeleri diyoruz biz bunlara. Karaciğeri çok iyi temizliyor. Aynı zamanda yüksek lif ve vitamin minerallerden de çok zengin. Ben bunları blenderıma atıyorum. Blenderdan geçirdikten sonra brokoliyi süzdük suyunu. Daha sonra tam buğday unumuzu ve yumurtamızı karıştıracağım. Bundan bir pizza hamuru elde edeceğim. Bir çay bardağı kadar un yeterli. Yumurtalarımı da ekledim, proteinimi ve bir hamur yapacağım. İlk önce hamuru pişireceğim. 5 dakika yeterli. Biraz suyunu da kaybetsin diye. Daha sonra sebzeler biliyorsunuz çok çabuk pişiyor. Sebzeleri üzerine ekleyip 10 dakika daha fırında bekleteceğim. Karıştırdığım harcı fırın tepsisine yayıyorum. Aynı pizza hamuru yapıyormuşsunuz gibi yağlı kağıdın üzerine ince bir şekilde yayıyoruz. 5 dakika fırında pişirdim pizza hamurumu. Şimdi üzerindeki malzemeleri ekleyeceğim. Doğranmış domatesimin yarısını üzerine, yarısını da malzemenin en üzerine ekleyeceğim. Tam mevsimi domatesin, o yüzden ben doğradım. Ama kışın yapmak isterseniz organik, doğal domatesleri de üzerine kullanabilirsiniz. Enginarlarımı da üzerine koyuyorum. Enginarlar normalde sevilmese de bu pizzanın içerisinde ben inanıyorum çok seveceksiniz. Enginar da karaciğer için tamamen bir dost sebze. Karaciğerimiz ne kadar iyiyse kolesterolümüz o kadar iyi, şekerimiz o kadar iyi diye düşünebilirsiniz. Sarımsaklarımı ekliyorum. Sarımsaklar da bağırsaklar için ve bütün vücut için bir antibiyotik. Biraz karabiber. Kalan domatesimi de en üzerine ekledim. Şimdi biraz da zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Ve 10-15 dakika daha pişireceğim. Pizzamız oldu bile. Harika kokuyor. Eminim tadı da muhteşem. Pizzamızı servis tabağımıza aldık. Ben nane ile süslüyorum. İsterseniz roka da koyabilirsiniz üzerine. Çocuklar sevmiyorsa hiçbir şey de koymadan verebilirsiniz. Tamamen sizin damak lezzetinize kalmış. Alalım. Ben sizin için yine tadına bakıyorum. Çok şanslıyım. Enginar da brokoli de gerçekten baskın değil. Kesinlikle çocuklar da çok sevecek. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.